Hafter köşeye sıkıştı. Bir darbe de ülkedeki aşuretlerden geldi. Türkiye kare bildirgesi için kararını verdi. Avrupa Birliği ateşkes çağrısı yaparken Mehmetçik Yunan askerine ayar verdi. Çatışma bölgelerinden sıcak haberler geldi. Libya ordusu Hafter hedeflerini ard arda imha etti. Gittikçe köşeye sıkışan Hafter'e bir darbe de ülkedeki aşiretlerden geldi. Hafter safındaki Tuareg kabileleri ulusal mutabakat hükümetinin safına geçtiğini duyurdu. Kabilenin bağlılık kararı ise meşru hükümet tarafından kabul gördü. Bağlılıklarını anlaşma metnine döken Tuareg kabileleri Hafter'i kınadı. Ulusal mutabakat hükümetine olan bağlılığını yineledi. Türkiye'ye de destek için teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Metinde Libya'daki önemli isimlerin mühürleri de dikkat çekti. Aşiretler darbeci Hafter'e desteğini çekmeye başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son gelişmelerle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Hafter'in Libya'yı terk ettiğini söyledi. Hafter'in Libya dışında olduğu yönünde bilgi aldık. Amacı belli olmamakla birlikte bazı haberler, bazı bilgiler bize ulaşıyor. Akar, Libya'daki durumu değerlendirirken Türkiye, Kahire bildirgesi için kararını verdi. Arap ülkeleri bildirgeyi desteklerken Türkiye aksini yaptı. Sisi ve Hafter'in Libya için imzaladığı Kahire Ateşkes Anlaşması'nı reddetti. Avrupa Birliği ile Fransa, İtalya ve Almanya ise Libya'daki çatışan taraflara ateşkes çağrısında bulundu. Ortak bir açıklama yayınlandı. Tüm askeri operasyonların durdurulmasını ve 5+5 formatındaki müzakerelere dönmeye davet etti. Tüm yabancı güçlerin, paralı askerlerin ülkeden çekilmesini istedi. Çatışma bölgelerinden de sıcak haber geldi. Trablus'un 450 kilometre doğusunda meşru hükümet zafer yollarına devam etti. Hafter milisleri ve paralı askerlere hava operasyonu düzenledi. O haberi Libya ordu sözcüsü Muhammed Kununu duyurdu. Sirte için son çağrıyı da yaptı. Devletin kontrolünün sağlanması yönündeki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini söyledi. Ege'de ise tehlikeli gerginlik boy gösterdi. Yunanistan'a ait bir savaş gemisi, Türkiye'den Libya'ya giden kargo gemisini durdurmaya çalıştı. Yunan helikopterleri müdahale için kalktı. Helikopterlerin havalanmasının ardından Türk savaş gemilerinden anons geçildi. Bu gemi Türkiye Cumhuriyeti koruması altındadır denildi. Mehmetçik, Yunan askerine ayar verdi.